sigara sonrasında sigarayı bıraktı hasta, artık nikotin bağımlılığımız tamam okey, ama dediğim gibi bu yıllarca olan bir kişisel arkadaşlık, bir psikojenik arkadaşlık söz konusu. Her kişi stres yaşadığında bunun bilinçaltı bazı etkileri vardır. Parmak alışkanlığı dediğimiz veya dudak alışkanlığı dediğimiz, sigaranın dudakta duruyor olması bile rahatlatıcı. Bebeklik dönemine gittiğimizde içgüdüsel olarak emme refleksini canlandırdığından dolayı bir takım rahatlıklar sağlayabilmekte. Kişinin hayatından bunu komple çıkardığımız zaman şöyle bir şey olabiliyor. Nikotin ihtiyacı duymayabiliyor ama karşılaştığı stres yapan durumlarda o stresle mücadele etmekte zorlanabiliyor. Ailesine, iş yerindeki arkadaşlarına karşı bazen daha kısa bir sürede de daha tahammülsüz, biraz daha sinirli davranabiliyor. Ama sorduğunuz zaman canım sigara istemiyor ama bu haldeyim diyebiliyor. Bunları yaşıyoruz. Bunların da üstesinden gelmek aslında mora terapiyle çok kolay. Çoğu hastamıza, her hastamıza öneriyoruz ama çoğu hastamızı da uyguluyoruz. Sigara bırakma seanslarından sonra kısa süre içerisinde, eğer hastanın müsaitliği varsa, mümkünse ilk bir hafta 15 gün içerisinde çağırıyoruz. Çiçek seansları dediğimiz rahatlatıcı frekanslar vardır. Hani bazı psikiyatrik hastalıklarda, tarihte, Osmanlı'da, Avrupa'da işte Bach, Mozart gibi büyük müzisyenlerin bazı kullandığı frekanslar veya musikide, Türk sanat müziğinde rahatlatıcı frekanslar vardır. Bu mantıktan yola çıkarak biraz daha bilimsel olarak çiçek seanslarında kişiyi sakinleştirici, ruh halini düzeltici, sinirini, stresini alıcı yarım saatlik minik seanslarımız vardır. Biz bunu hastalarımıza sigara seansıyla birlikte hediye ediyoruz zaten. Ve en ufak bir sıkıntı yaşarlarsa istedikleri kadar gelip müsaitlik oldukları süre zarfında üst üste birkaç kere bu seansı da uygularsak onunla da çok rahat mücadele ediyoruz. Sigarayı bıraktık, canım sigara istemiyor. Ama sigarasızlığın verdiği bir stres, bazı yan etkiler, hissettiği herhangi bir olumsuz düşünce olsun, takipte oluyoruz. Mutlaka bizimle diyalogda olun diyoruz ve onu çok rahat halledebiliyoruz. Bu da sorun olmuyor.